Bin yıl sürmesi tasarlanan, binlerce insanımızı zindanlarda çürüten, on binlercesini işsiz bırakan, milletin evlatlarını birbirine düşürmek için çalışma grupları kurup kaos ve iç savaş tasarlayan darbeciler, bunları yaparken de milletimizin cebinden milyarlarca dolar parayı buharlaştırarak ülkemizde adeta bir terör havası estirmişlerdir. AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman 28 Şubat darbesinde FETÖ'nün rolünün olduğunu söyledi. Farklılıklarımızın zenginliğimiz olduğu gerçeğine inat tek tip giyinen, sadece kendileri gibi düşünenlere yaşam hakkı tanıyıp toplumun geniş kitlelerini görmezden gelen bu yapı Türkiye'yi içine kapatıp kendi içinde çalıştırmak istemiştir. Çatıştırmak istemiştir. Milletimiz büyük bir mücadele vererek bin yıl sürmesi istenen bu karanlığa son vermiştir. 28 Şubat darbecilerinin tüm çabalarına rağmen birliğini, beraberliğini korumuş ve birbirine kenetlenmişlerdir. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman 28 Şubat'ın 21. yıl dönümü dolayısıyla açıklama yaptı. Hatırlayın, bundan 21 sene evvel bugün 28 Şubat 1997'de milletin iradesi ile seçilen hükümet, Milli Güvenlik Kurulu kararları gölgesinde tehdit, kumpas ve antidemokratik bir biçimde bürokrasi, sivil toplum, askeriye, iş ve medya dünyasının da arasında bulunduğu bir çete tarafından istifaya zorlanmıştır. Milletimiz ve devletimizin güvenliği için kurulmuş olan Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlarla milletin güvenliği ve huzuru hiçe sayılarak postmodern bir darbe yapılmıştır. Milletimizi bir arada tutan değerlerimize savaş açılmış, irtica tehdidi adı altında değerlerimizi yansıtan kişi ve kuruluşlara büyük zararlar verilmiştir. İmam Hatip liselerinin önünü kesmek için ülkemize 8 yıllık kesintisiz eğitim adı altında bir garabet dayatılarak gençlerimizin meslek edinmesine de ket vurulmuştur. Sanayicimizin ara eleman ihtiyacını karşılamasına engel olunmuştur. İmam Hatip liselerinde uygulanan kat sayı adaletsizliği ile eğitimde eşitlik ilkesi ihlal edilmiştir. İnancı gereği başörtüsü takan kadın kamu çalışanları görevlerinden ihraç edilmiş, öğrenciler okullarından atılmıştır. Bu toprakların insanlarına büyük zulümler yapılmıştır. Binlerce nitelikli kadın ve erkek ülkelerinin tam da onlara ihtiyacı olduğu zamanlarda atıl ve muhtaç hale getirilmiştir. Bilim ve hikmet yuvası olması gereken üniversitelerimizde orta çağ cadı avcıları gibi başörtülü öğrenci avına çıkan üniversite hocaları ikna odaları kurarak başörtülü kız öğrencileri inanç ve değerlerinden uzaklaştırmak istemişler, kendilerine itaat etmeyenleri üniversitelerden atmışlardır. Muhafazakar medya üzerinde ciddi baskılar yapılarak halkın haber alma özgürlüğü engellenmiştir. Liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sadece şiir okuduğu için 28 Şubat cuntacıları tarafından hapse mahkum edilmiştir. Orduda milli ve yerli subayların irticai faaliyetlere karıştığı yalanı ile ordudan ihraç edilmeleri ve yerlerine FETÖ'cü subayları terfi ettirilmesi ile bir yerde 15 Temmuz darbesinin altyapısı hazırlanmıştır. 28 Şubat döneminde Anadolu sermayesinin önü kesilerek yeşil sermaye damgası vurulmuş, darbeci medya aracılığı ile bu yerli ve milli şirketlerin listesi gazetelerde yayınlanmış ve halkın bu şirketleri boykot etmesi istenmiştir. Parti binasına basın mensuplarıyla bir araya gelerek 28 Şubat'ta Türkiye'nin postmodern bir darbeye muhatap olduğunun altını çizen Karaduman darbecileri kınadı. Milletimizin 28 Şubat darbesine en güzel cevabı AK Parti'nin 2003'te iktidara gelmesidir. Milletimizi dışarıdan çökertemeyen yapılar bizi laik, anti-laik biçimde bölmeye, birbirimize düşürmeye çalıştılar ancak muvaffak olamadılar. Cumhuriyet mitingleri adı altında illegal örgütler ile el ele vererek halkı birbirine düşürmeye çalıştılar. Biz AK Parti olarak 28 Şubat cuntacılarından hesap sorulmasının takipçisi olmaya devam edeceğiz. 28 Şubat'ın insanlarımızda, kadınlarımızda açtığı yaraları iyileştirmek için çabalamaya devam edeceğiz. 28 Şubat'ı ve diğer darbeleri unutmadık, unutturmayacağız.